Baktığınızda geçen sezonu istediğimiz gibi kesinlikle bitiremedik. Ama şu anda herkes kendi sezonunda zaten formda gelmiş durumda. Baktığınız zaman Türk oyuncularımız zaten sezon içinde çok fazla süre alıyorlar. Enerjimiz de genç ve güzel bir takımımız var şu anda. Tabii ki hedeflerimiz şimdi bu iki maçı kazanmak. Çalışmalarımıza güzel bir şekilde devam ediyoruz şu anda. Tabii ki baktığınız zaman çok değerli oyuncularımız vardı milli takımda oynayan. Şu anda daha çok gençleşmiş, enerjik bir takım halindeyiz. Ama kesinlikle Ceyhun abi genç ve yetenekli oyuncuları çok iyi değerlendirebilen bir antrenörümüz. Onun için de birlikte güzel bir takım olacağımızı düşünüyorum. Sırbistan ve Litvanya gerçekten çok iyi oyuncuları olan iki takım. Özellikle Sırbistan senelerdir derece yapan ve en iyi yerlerde olan takımlardan bir tanesi. Onların evinde oynayacağımız bir maç olacak. Gerçekten bizim için çok zorlu geçecek. Litvanya'da da kendi evimizde hem içeriden hem dışarıdan baktığınız zaman çok iyi oyuncuları var gerçekten. Ama tabii ki hedefimiz bu iki maçı da kazanarak bu kışı güzel bitirip önümüzdeki kışla birlikte de grubu birinci bitirebilmek. İnşallah istediğimiz gibi olur. Bunu söylemek gerçekten çok zor. Tabii ki favori gösterilen takımlardan bir tanesi olmayacağımıza eminim. Çünkü gerçekten çok genç bir takımız. Ama genç takımlar her zaman sürprizlerle gelebilirler. Onun için güzel bir yere gelebileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki ilk önce EuroLeague'de Final Four'a kalmak. Senelerdir bu şanssızlığı yaşıyoruz. Kendi grubumuzda iyi bitirsek de çaprazdan bir türlü kazanamayıp Final Four'a gidemiyoruz. Tabii ki her zaman hedeflerimiz Fenerbahçe olarak şampiyonluk. Ama ilk önce ilk adımımız Final Four'a kalıp ondan sonra her zamanki olduğu gibi şampiyon hedefimiz. Kendi açımdan da baktığın zaman kaptan olarak bu sezona devam ediyorum. Ve gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Yabancılarımızla, Türklerimizle gerçekten çok iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Yeni antrenörümüz de öyle. Zaten kendisi de çok enerjik ve gerçekten çok iyi çalışan bir antrenör. İnşallah güzel bir sezon geçecek bizim için. Tabii ki Fenerbahçe gibi bir takımda kaptan olmak çok en büyük gururlardan bir tanesi benim için. Senelerdir zaten ben ikinci kaptanlık yapıyorum. Bunun da verdiği bir rahatlık var açıkçası. Bir Vardarlı gibi bir kaptanla çalışıyorsun sonuç olarak ve nerede ne yapacağını biliyorsun. Tabii ki baktığınızda şimdi ilk kupamızı kaldırdık zaten kaptan olarak Cumhurbaşkanlığı. İnşallah birlikte daha büyük kupalara diyorum.